Şimdi sizi yaklaşık bir buçuk yıl kadar geriye götüreceğim. Tarih 13 Nisan 2022. Karadeniz'in kuzeyinde bütün dünyanın konuştuğu bir saldırı yaşandı o gün. Ukrayna ordusu savaşın ilk zamanlarında Yılan Adası'nı kaybetti. Oradaki askerler ciddi direniş gösterdiler ama tabii ki Rusya karşısında tutunamadılar. Savaşın başından beri en önemli olaylardan biriydi bu. O yüzden Ukrayna intikam için fırsat kolluyordu. 13 Nisan sabahı Ukrayna'nın kıyı radarları Rusya'nın Moskova Kruvazörü'nün kıyıya 120 kilometre kadar yaklaştığını fark etti. Ve hızlıca beklenmeyen bir karar aldılar. Sürpriz sayılabilecek bir mühimmatı hızlıca ateşlediler. Kendi ürettikleri Neptün gemi savar füzesinden 2 adet Moskova Kruvazörü'ne doğru yola çıktı. Ve tam 6 dakika sonra Rusya'nın savaş gemisi bu iki füzeyle vuruldu. Bir anda bütün dünyanın gündemi değişti. Çünkü Moskova Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisiydi. 186 metrelik bir gemi. 16 büyük füze rampası var. Yüzlerce kilometreyi tarayan radar ağına sahip ve modern de bir sistem. O yüzden Karadeniz'de bu geminin vurulma ihtimalini kimse düşünmezdi. Ama bu ihtimal gerçekleşti. Aslında bir savaş gemisini vurmak kolay değildir. Ama o gün havanın bozuk olmasının oluşturduğu dezavantajla birlikte Rus gemisindeki radarlar ve füze sistemleri zayıf kaldılar. Füzeler gemiye iyice yaklaştığında fark edildi ama artık iş işten geçmişti. Yani gemiler güçlü hava savunma sistemlerine sahip değillerse kolay hedef olabiliyorlar. Peki bizim gemilerimiz için aynı şey geçerli mi? Yani yarın bir gün atıyorum o kadar emekli ürettiğimiz TCG Anadolu'yu iki tane gemi sağır füzesiyle batırabilirler mi? İşte bugün buna cevap niteliğinde bir yerli sistemi konuşuyoruz. Türkiye'nin savaş gemilerinin eli ayağı diyebileceğimiz ve hatta son savunma hattı olarak kabul edilebilecek Göksur Hava Savunma Sistemi'ni konuşuyoruz. Bu sistem önemli çünkü bizi ABD'ye olan bir bağımlılıktan daha kurtardı. Konu biraz detaylı o yüzden fazla uzatmadan bir hatırlatma yaparak videoya başlayalım. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün konuştuğumuz sistem gerçekten çok önemli çünkü Türkiye alanında dünyanın en iyilerinden birini yapmış olabiliyor. Hatta mütevazi olmaya gerek yok alanında dünyanın en iyisini yapıyor şu an. Ona elbette geçeceğiz ama öncesinde bugün konuştuğumuz Göksur hava savunma sisteminin bizim için önemli olmasını sağlayan esas etkenden bahsedelim. Türkiye'nin haritasına yukarıdan baktığınız zaman ilk olarak dikkatinizi çeken şey elbette denizler olacaktır. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bu denizlerin tamamı sıkıntılı. Akdeniz'deki gerginlikleri zaten biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bulunan kaynaklardan sonra şimdiye kadar denizde verdiğimiz en büyük mücadeleyi burada verdik yıllardır. Zaten deniz kuvvetlerimizin kullandığı sistemlerde yaşadığımız ambargoların bir çoğunun da sebebi bu. Burada şaşıracak bir şey diyor aslında ya da kızacak bir şey. Senin donanman ABD'nin donanmasına nefes aldırmazsa elbette ABD senin donanmanı sattığı silahları satmaz. Yine aynı şekilde Adalar Denizi'nde de sürekli gerginlik yaşıyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Yunanistan ziyaretinden sonra son 100 yılın ikinci büyük anlaşmasını yaptık. Yani Yunanistan'la aramızda barış tesis edildiği gibi görünüyor. Gibi görünüyor diyorum çünkü Yunanistan'ın rahat duracağını beklemek çok gerçekçi değil. O yüzden burada da gerginlikler devam edecektir. Çevremizdeki 3. deniz yani Karadeniz'de ise nispeten huzur var şu an. Bu da çok uzun sürmeyecek. 3. Dünya Savaşı'nın Karadeniz'de patlama ihtimali oldukça yüksek. Hatta bir ara bunu da konuşalım. Neyse işte bu kadar denizin ortasında olduğumuz için deniz kuvvetleri ayrıca bir öneme sahip oluyor ve deniz kuvvetlerimizin kullandığı silahların yerlileşmesi elbette kritik öneme sahip. Bugün konuştuğumuz Göksur hava savunma sistemi ise savaş gemilerimiz için son adam olarak görülebilir. Çünkü gelen bir tehdit Göksur'u geçerse Allah korusun bilin ki o gemimiz vurulmuştur. Tabi Göksur'a gelene kadar aşması gereken sistemler de var. Kusursuz bir hava savunma sistemi istiyorsanız katmanlı bir sistem kurmak zorundasınız. Yani düşmanın örneğin bir seyir füzesi sizin hedefinize ulaşmaya çalışıyorsa yüksek irtifa hava savunma sisteminizden en az Yüksek irtifa sisteminize kadar 5-6 hava savunma sistemini açmak zorunda kalmalı. Zaten bunu yaptığınız zaman yoğun bir saldırıyı engelleyebiliyorsunuz. Türkiye kendi donanması için de böyle bir konsept oluşturdu. Şu an milli dikey atım lançer sistemi yani Midlas sayesinde savaş gemilerimiz yüksek irtifa hava savunma sistemimiz olan siperi kullanıyor. Yani bir düşman füzesi gemimize yöneldiğinde ilk karşılamayı 100 kilometre mesafede yapıyoruz. Onu geçebilirse bu sefer Hisar hava savunma sistemleri devreye giriyor. Onu geçebilirse Gökdemir. İşte onu geçtiği zaman da son bir hamle yapmak için yakın hava savunma sistemleri devreye giriyor. Türk donanması bu iş için şu ana kadar ABD üretimi SİREM sistemini kullanıyordu. Şimdi onun yerini Göksur aldı. Yani artık gemilerimizin katmanlı savunmasının son adımı da yerli. Göksur, savaş gemilerimize havadan gelen tehditlere karşı kullanılacak. Yani gemi savar füzeler seyir füzeleri, sihalar, savaş uçakları, helikopterler gibi tehditlere karşı mücadele edecek. Bu sistemin en önemli yönlerinden biri tam bağımsız bir sistem olması. Yani Göksur'u istediğiniz herhangi bir platforma yerleştirip enerji vermeniz yeterli. Yani diğer bir deyişle üzerine konduğu geminin sensörlerinden bağımsız çalışabiliyor. Bu da gemi için ekstra bir tespit imkanı sağlıyor. İşte bu imkana sahip olmamanın dezavantajını Rusya Karadeniz'de Ukrayna'ya karşı yaşadığı yakın zamanda. Başta söylemiştim. Karadeniz'deki sancak gemileri yani Mos Moskova kruvazörü vurulmuştu. O gemiyi Ukrayna gemisi var füzelerle vurdu. Ve o geminin yakın hava savunma sistemi geminin sensörlerine bağlı olarak çalışıyordu. Yakın hava savunma sistemlerinin hiçbirinin füzeleri görmemiş olmasının sebebi olarak bu gösteriliyor. İşte bu yüzden Göksur'un bağımsız çalışabilmesi önemli. Ama bu sistemi dünyanın en iyisi yani kendi alanında en iyisi yapan şey bu değil. O bahsettiğim durum radarlarında gizli. Çünkü Göksur AES radar sistemiyle donatıldı. Dünyada böyle gelişmiş AES radarlı yakın hava savunma sistemi yok. O bu yüzden bu proje tamamlandıktan sonra ciddi bir ihracat potansiyeli de barındırıyor. Yani ABD'nin bir alanda daha pazar gücünü elinden almak üzereyiz. Göksür 360 derece tehdit imha kabiliyetine sahip. Çoklu hedef önleyebiliyor. Bağımsız çalışabildiği için bir gemiye entegre edileceği zaman gemide çok minimal değişiklikler gerektiriyor. Yani gemilere yerleştirilmesi çok kolay. Yine önemli bir noktayı belirtmekte fayda var. Bu sistemin kritik bileşenlerinin tamamı yerli olarak üretildi. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın Göksür hava savunma sistemi donanmamızın gücüne Güç katacak. Bunu yaparken en önemli yönü kullanacağı mühimmat olacak. Bu kısmı öneminden dolayı en sona bırakmıştım. Bu sistem milli imkanlarla üretilen Bozdoğan füzesi üzerine kuruldu. Bozdan gerçekten oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip ve 10 yıllık bir emeğin sonucu. Öncelikle Bozdan bir hava hava füzesi. Ve biliyorsunuz Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi yoktu. Bu yüzden de yüksek irtifada hava savunmamızı F-16 savaş uçaklarıyla yapıyorduk. Savaş uçaklarıyla hava savunması yapıyorsanız en önemli bileşen havadan havaya füzeler oluyor. Ve biz bu konuda ABD'ye bağımlıydık. Tabii ki bu da en ufak bir çalışmada ortada kalmak demek oluyor. İşte bu yüzden 2013'te Türkiye Göktuğ projesini başlattı. ABD'den aldığımız AIM-120 füzesinin yerine Göktuğ'an füzesini geliştirmeye başladık. Göktağ'ın görüş ötesi bir sistem. Tabii bir de ABD'den aldığımız görüş içi AIM 9X füzesi vardı. İşte onun muadili olarak da bugün konuştuğumuz Bozdağ'ın geliştirildi. Bakın 10 yıl önce hava muharebelerinde ABD'yi olan bağımlılıktan kurtulmak için geliştirdiğimiz bir füze bugün savaş gemilerimizin yakın hava savunmasının bel kemiğini oluşturuyor. Yani savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri tek bir pencereden ele almamak lazım. Neyse işte dediğim gibi Göksur hava savunma sistemi Bozdağ'ın füzesiyle düşman silahlarını engelleyecek. Bozdağ'ın 140 kilogramlı ve yaklaşık 3,5 metrelik bir mühimmat. 25 kilometrenin üzerinde menzili var. Ve en önemlisi şu sesten 4 kat hızlı hareket ediyor. Yerini aldığı ABD'li muadili AIM-9X'in neredeyse 2 katı bir hıza sahip. Bu sayede hedefine çok daha erken ulaşıyor. Göktağ'ın füzesi muhtemelen 2024'ün başlarında envantere girecek. Bütün testleri tamamlandı. Ve testleri başarıyla atlattı. Şimdi de envantere girecek. Ondan sonra da Göksür Hava Savunma Sistemi gemilerimizdeki ABD üretimi SİREM sisteminin yerini yavaş yavaş alır. Ve bu bahsettiğim Bozda füzesiyle dünyada örneği olmayan AESA radarı bir araya geldiğinde gemilerimizin düne göre kat kat daha fazla koruma gücüne ulaştığını söyleyebiliriz. Düşünün işte atıyorum yarın bir gün denizde herhangi bir ülkeyle çatışmaya girdik ve bizim gemilerimize bir gemi sahar füzesi fırlattılar. O füze önce siper hava savunma sistemine geçecek ardından hisar sistemlerini aşacak. Onları da geçerse gök demire meydan okuyacak. İşte bu dördünü geçecek de ondan sonra suru aşmaya çalışacak. İşte bu tabloyu gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman bir şeyi kolaylıkla görebiliyorsunuz artık Türk donanması çok daha güvende. Özellikle TCG Anadolu denizlere açıldıktan sonra bu çok daha önemliydi. Dünyanın ilk SİHA gemisine sahip olmak elbette özel bir şey. Ama belki de daha önemli olan şey onu hakkınca koruyabilmek ve bu konuda artık elimiz çok daha rahat. Bugünlerde İsrail'e destek vereceğim diye uçak gemilerini alıp Akdeniz'e konuşlanan batılı güçleri gördükçe bu sistemlerin önemini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Biliyorum ki bir gün bizim için de gelecekler ve gidişata bakınca kolaylıkla söyleyebilirim ki o gün biz hazır olacağız. Ve bugüne kadar bu bölgede mazluma yapılan her şeyin hesabı bir bir sorulacak. Allah'a emanet olun.